Merhaba gençler. Polinomlarla devam ediyoruz arkadaşlarım. En son 17 numaraya kadar geldik. 17'yi gömeceğiz şimdi birlikte. Şöyle bir ayarlayalım, başlayalım hemen. Evet, buralar tamamdır. Odaklanma da tamamsa başlıyorum. Diyor ki, polinomunun çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamı. Arkadaşlarım, hocam zaten yukarıda da yazmış formülü. Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı dediği zaman sen bir P'de 1 bulacaksın. Yani o polinomda x yerine 1 yazacaksın. Artı bir de eksi 1 yazıp bu ikisini toplayıp 2'ye böldüğünde çift dereceli terimlerin katsayılarını bulacaksın kardeşim. Hadi yazalım. X yerine 1 yazalım şimdi. 1 yazarsak 1'in 5. kuvveti 1. 1 yazarsak 1'in küpü 1, eksi 3 ile çarptım, eksi 3. 1 yazdım, artı 1 geldi. 1'den 3 çıktı, eksi 2. Eksi 2 1 daha, eksi 1 yapar. Ve eksi 1'in 16. kuvveti, çift kuvvet olduğu için 1 geldi dostum. P 1, 1'miş. Şimdi P'de eksi 1'i bulacağız. X yerine eksi 1 yazıyorum. O zaman eksi 1'in 5. kuvveti yine eksi 1. Eksi 1'in 3. kuvveti eksi 1'dir. Bir de eksi 3 ile çarptım bu keratayı. Artı 3'e döndü. Bir de burada eksi 1 var. 16. kuvvet. Düzenleyelim. Eksi 1, 2. 2'den 1 çıktı 1. 1'in 16. kuvveti yine 1. Bölü 2 geldi. 2 bölü 2'den cevabımız 1 çıktı Gobeller. Hadi şuna bakalım. Bu ne diyor? P'de x artı 2'nin x artı 3 ile bölümünden kalan 18. Hadi gelin bunu matematik diline çevirelim bir şu cümleyi. İle kelimesi burada. X artı 3'ü 0 eşitledim. X yerine eksi 3 yaz diyor. Nerede? Şu polinomda. Eksi 3 yazarsam eksi 3 artı 2'den P'de eksi 1'i bulmuş olurum arkadaşlarım. Ve bu da kalandır. Yani 18. Bu cümleyi çevirdik. Geldik ikinci cümleye. X artı 2 ile bölümünden kalan diyor. O zaman x yerine ne yazacağım? Eksi 2. Nerede yazacağım? Şurada. Eksi 2 yazarsak P'de eksi 3 gelir. Bunun da kalanı eksi 8'miş. Bunu da söyledik. Buna göre diyor şu polinomun çift dereceli. Çift derece dediği zaman ne yapacaktım? Bu polinomda bir x yerine 1 yazacağım. 1 yazarsam 1'den 2 çıktı. P'de eksi 1 geldi. Artı x yerine bir de eksi 1 yazacağım. Eksi 1 yazarsam p'de eksi 3 geldi. Bunları toplayıp 2'ye böldüğümde de çift dereceli terimlerin katsayılarını buluyorum. Neydi çift dereceli terimler? Formül yukarıda da var arkadaşlarım. Hangi polinomun çift dereceli terimlerini arıyorsam x yerine bir 1 yazıyorum. Bir de eksi 1 yazıyorum. Toplayıp 2'ye bölüyorum. E şimdi p'de eksi 1 var zaten bizde 18 artı. P'de eksi 3 de eksi 8 arkadaşlarım. Toplayacağız bunları 2'ye böleceğiz. 18, 8 çıktı 10. 2'ye böldük. 5 geldi Gobeller. Cevap Bursa. Hadi şuna bakalım. Tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı diyor. E bu da kolay arkadaşlarım. Çift derecelilerde ne yapıyordum? Bir 1 yazıp bir de eksi 1 yazıp 2'ye bölüyordum ya toplayıp. Burada da çıkartıp 2'ye böleceğiz dostlar. Hadi şimdi 1 yazalım. 1 yazınca 4 geliyor. 1 daha 5. 3 çıktı 2. 2'nin 8. kuvveti oldu. Eksi. Bir de ne yazıyordum? Eksi 1. Eksi 1 yazalım. Burası 4 olur yine. Eksi 1 yazarsam eksi 1. Bir de eksi 3 var. 8. kuvveti. Burası 0 yaptı. 0'ın 8. kuvveti yine 0. Bölü 2. Yani kısaca 2 üzeri 7 bölü 2, 8 bölü 2 geldi. Buradaki 2'nin 1. kuvveti yukarıya eksi 1 olarak çıkıyordu. Yani sonuç 2 üzeri 7. 2 üzeri 7 de 128 yaptı Gobeller. Son sorumuza bakalım. Polinomunun çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamı 16 olduğuna göre. E hadi o zaman çift dereceli terimlerini bir bulalım. Neydi o? P'de 1'i bulacağız. Artı P'de 2'yi bulacağız. Şey P'de eksi 1'i bulacağız. 2 nereden çıktı? Toplayıp 2'ye böldüğümüzde 16 geliyormuş. O zaman önce P'de 1'i bir bulalım arkadaşlarım.
1 yazarsanız 1, 1 de buradan 2, eksi 3 geliyor, eksi 1, eksi 1, eksi 1 daha, eksi 2 yaptı. Eksi 2'nin 2 eninci kuvveti. 2 en çift sayıları temsil eder. Eksinin çift kuvveti yine eksidir. Şey, çift kuvveti artıdır. O yüzden burası 2 üzeri 2 en yazılabilir. Artı. Şimdi P'de eksi 1'i buluyoruz. Eksi 1 yazalım. Eksi 1'in 7. kuvveti eksi 1. Eksi 1'in çift kuvveti 1. Eksi 1 yazarsam artı 3, bir de eksi 1 var. Bunlar gitti. 3'ten 1 çıktı 2. 2 üzeri 2 en geldi bu da. Bölü 2. Eşittir 16'ymış. Şimdi yukarıda bakın elma, elma daha 2 tane elma var. Yani 2 tane 2 üzeri en var. Bölü 2. 16'ya eşit. 2'ler gitti. 2 üzeri 2 en eşittir 16. 16 da 2'nin 4. kuvvetidir dostlarım ki tabanlar aynıysa üstler de aynı olacak. 2 en 4 ise en 2 gelecek gobeller. Evet, 17'yi gömdük. Hemen çevirdim. 18'e bakıyoruz şimdi. Evet. Şimdi diyor ki polinomunun bilmem ne. Heh, güzel soru olmuş bu arkadaşlarım. Şimdi bu soruları bekliyordum ben de. İle bölümünden kalan. Dostum, şimdi biz ile kelimesinin yanındakini ne yapıyorduk? Sıfıra eşitliyorduk. O zaman bu adamı, yani x kare eksi x eksi 1'i sıfıra eşitlesek, en büyük dereceyi burada sabit tutuyorsunuz. Geri kalan her şeyi bu tarafa attım. X artı 1 oldu mu arkadaşlar? Bu şu demek, hani ne yapıyorduk normal kalanı bulurken? Buradan hemen x'i çekip, sıfır eşitlediğimizde x'i çekip yerine yazıyorduk. Burada da en büyük dereceyi çekiyorum. X artı 1 çıktı. Bundan sonra x kare gördüğüm yere x artı 1 yazınca da kalanı verecek bana kardeşim. Hadi şurada bu polinomda x kare gördüğümüz yere x artı 1 yazacağız. Kalanı da bulacağız. Şimdi x küp var kardeşim burada. X küp dediğim şey x çarpı x kare diye yazılır. X çarpı x kare. E x kare gördüğüm yere de ben ne yazacaktım dostlar? X artı 1 yazacaktım. O halde direkt yazayım ben. X kare gördüğüm yere x artı 1 yazdım. Eksi 2 çarpı bak x kare var. X artı 1 yazıyorum. Artı 3x artı 4'ü de yerleştirdim. Onlar da kare olmadığı için onlara bir şey yazmadım. Düzenleyelim. Şunu içeriye dağıtalım. X kare artı x olur. Eksi 2x, eksi 2 artı 3x artı 4 oldu. Peki dostum, yine bir x kare çıktı karşıma. O zaman bir daha x artı 1 yazacağım buraya. Hadi x artı 1 yazdım buna. Artı x, eksi 2x, eksi 2 artı 3x artı 4 de bunlar geldi. Peki, x... x daha 2x yaptı. Şu eksi 2x ile sadeleşti. Ne kaldı geriye? Bir tek 3x kaldı burada. 1. Eksi 2 daha eksi 1 yaptı arkadaşlarım. Eksi 1 ile de 4'ün toplamı artı 3 yaptı. İşte kalan 3x artı 3'müş dedik dostlar. Hadi bakalım ikinci soruya geçiyoruz. Evet, aynı mantıkla yapacağımız soru. Bence burada bir videoyu durdurun gobeller. Bir kendiniz yapmayı deneyin arkadaşlar. Şimdi ile kelimesi burada. Bunun yanını sıfır eşitliyorum. X kare eksi 2x artı 1'i sıfıra eşitlersem en büyük derece burada duracak x kare. Geri kalanlarını attım. 2x eksi 1 olarak geçti buraya. Şimdi x kare gördüğüm yere 2x eksi 1 yazıyorum. Neymiş? X üzeri 4. O da şu demek değil mi? X kare çarpı x kare artı x küp. O da x çarpı x kare demektir. Hadi x kare yerine 2x eksi 1 yazalım. Şöyle oluyor gobeller. 2x eksi 1 çarpı 2x eksi 1 artı x çarpı 2x eksi 1. Hadi düzenleyelim şimdi. Şunu bir 2x eksi 1'in karesidir bu. Açıyorum bunu arkadaşlar. İşte ister dağılma özelliği kullanın, isterseniz tam kare açınız. Ben tam kareyi tercih ediyorum. Birincinin karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı eksi 4x
Artı ikincinin karesi 1. Artı. Burayı dağıtalım. 2x kare eksi x geldi burası da. 2x kare eksi x. Şimdi yine birazcık daha düzenleyeyim, ondan sonra bir konuşalım. 6x kare geldi. Eksi 5x geldi arkadaşlarım. Artı 1 var bir de. Peki yine bir x kare çıktı karşıma. Bunun yerine de ne yazacağım? 2x eksi 1. Şöyle olur. 6 çarpı 2x eksi 1 eksi 5x artı 1 oldu. Düzenleyelim. 6'yı içeriye dağıtalım. Şuraya yazalım. 12x olur. Eksi 6 olur. Eksi 5x artı 1 olur. 12'den 5x çıktı. 7x. Eksi 6 1 daha. Eksi 5. 7x eksi 5. Şıklarımızda Denizli'de mevcut arkadaşlar. Hadi buna bakalım. Polinomunun ile, ya bu normal arkadaşlar. Bakın ikinci dereceden, üçüncü dereceden yok burada. Normal. Hemen bunu sıfır eşitlerseniz x eşittir ne çıkar? 1 bölü 2. Getirip yerine yazacaksınız. Kalanı bulacaksınız. Nun eki nerede? Burada. Burada yerine yazıyorum. Yazalım. X yerine 1 bölü 2 yazarsam 8 çarpı 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Eksi 4 çarpı 1 bölü 2 artı 7 gelir. Düzenleyelim bunu da. 8 ile 4 sadeleşirse 2. 2 ile 4 sadeleşirse yine 2 kaldı. Eksi 2 artı 7'den 2'ler gitti. Cevap bir tek 7 kaldı Gobeller. Son soruya bakalım. Bu ne diyormuş? Olduğuna göre diyor m artı n toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize. M artı n. Şimdi bak dostum ne güzel de yapacağız burada. Şimdi bunu biz böyle bölmeli hale getirsek, yani şöyle yapsak, bu şu demek değil midir aslında? X küp artı mx artı n'i bu adam x kare artı 1'e bölmüş, bölüm qx, kalan da dostum 3x eksi 2 çıkmış diyebilir miyiz acaba arkadaşlarım? Böyle bir şey yapsak ve buradan da şunu söylesek, hani önceki sorulara baktığımızda Bölen ne ile kelimesi nerede? Bunun yanında. O zaman bunu sıfıra eşitlesem ben. X kare artı 1'i sıfıra eşitleyip x kare gördüğüm yere eksi 1 yazdığımda kalanı bulacağım arkadaşlar. E hadi o zaman x kare gördüğümüz yere eksi 1 yazalım şu polinomda. Yazarsak bu x küp demek x çarpı x kare demek. X kare yerine de eksi 1 yazıyordum. Eksi x oldu burası. X kare yerine yazacağım. Burada bir şey yok. O zaman mx artı n geldi. Peki bu da neye eşitmiş? Kalana. Kalanımız ne? 3x eksi 2 arkadaşlar. Şurada bir x'leri bir toparlayalım. Bir x parantezinde yazalım onları. M eksi 1 olur burası. Artı bir de n var. 3x eksi 2'ye eşit. Dostum iki polinom eşit olduğunda biz ne yapıyorduk? Bunun x'inin katsayısıyla bunun x'inin katsayısını birbirine eşitliyorduk. Yani bu 3 ile m eksi 1 birbirine eşit olacak. O zaman 3 olması için m'in 4 olması lazım. M eksi 1 3 ise m eşittir 4 geldi. Bunun sabit sayısıyla da bunun sabit sayısı birbirine eşit olacak. N eşittir eksi 2 geldi. Bize de m artı n'i soruyor. 4 eksi 2'den. Cevabımız Adana çıktı Gobeller. Evet, 18'i de gördük. Hemen 19'u koyuyoruz. Odaklanmaya bakalım. Güzel gözüküyor. Hadi yapalım. Diyor ki, bilmem ne ile bölümünden kalan nx artı 1 olduğuna göre m artı n toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şunu sıfır eşitliyoruz ile gördüğümüzü. Buradan x kare ne çıkıyor dostlarım? X kare eşittir. Bunları bu tarafa, sıfırın olduğu tarafa atarsak x eksi 1 geliyor. İşte ben x kare gördüğüm yere x eksi 1 yazınca kalana eşit, yani nx artı 1'e eşit. Hadi yazalım. X küp dediğimiz şey x çarpı x karedir. X kare yerine de x eksi 1 yazdım. Eksi 2x artı m eksi 2 yazılınca kalana eşit. Yani nx artı 1'e eşitmiş dostlar. Hadi şimdi burayı düzenleyelim.
Şunu içeriye dağıtırsak x kare eksi x eksi 2x artı m eksi 2 eşittir nx artı 1 oldu. Bakın yine bir x kare çıktı. Bunun yerine de x eksi 1 yazıyorum. Eksi x var. Eksi 2x artı m eksi 2 eşittir nx artı 1 oldu. Şimdi şu x ile şu x bitti bir kere. Ne kaldı geriye? Eksi 2x kaldı. Başka eksi 1 var. Eksi 2 var. Artı m eksi 3 kaldı. Eşittir nx artı 1'e. Dostum, iki polinom yine birbirine eşit. O zaman diyorum ki bu durumda hocam x'in katsayısı burada n, burada eksi 2. O halde n eşittir eksi 2. Bu 1. Sabit sayı burada 1, burada m eksi 3. Demek ki m eksi 3 eşittir 1'dir. Yani m eşittir 4. Bana da m artı n toplamını soruyor. 4 eksi 2'den Adana'yı işaretledim Goberler. Geldim 2 numaraya. Polinomunun yine bilmem ne ile bölümünden kalan bilmem ne olduğuna göre p artı k. O zaman ben şimdi ne yapacağımı biliyorum artık. X kare gördüğüm yere eksi x eksi 1 yazacağım. Ve yazdığım zaman da kalana eşit olacak. Hadi yazalım. X küp var. Bu ne demek? X çarpı x kare. X kare yerine de eksi x eksi 1 yazdım. Eksi px artı k artı 4. İşte bu da kalana eşit. Yani 3x artı 5'e eşit olacak. Düzenleyelim. Eksi x kare geliyor. Artı x değil, eksi x geliyor buradan. Eksi px artı k artı 4 eşitmiş 3x artı 5'e. Peki. Yine bir x kare gördüm. Bunun yerine de ne yazacağım? Eksi çarpı eksi x eksi 1 yazacaktık. Eksi x eksi px artı k artı 4 eşittir 3x artı 5'e. Devam edelim. Düzenliyoruz arkadaşlar. Şu eksiyi içeriye dağıtalım. Ne olur? Artı x artı 1 eksi x eksi px artı k artı 4 eşittir 3x artı 5'e. X ile eksi x gitti. Ne kaldı geriye? Eksi px kaldı. 4 var. 1 daha 5. Artı o zaman k artı 5 kaldı. Eşittir 3x artı 5'e. Şimdi bunun x'inin katsayısı eksi p. Bununki 3. Eksi p 3'e eşitse demek ki p eşittir eksi 3'müş arkadaşlarım. Bunu bulduk. Peki k artı 5, 5'e eşit. O halde k da 0 olmalı kardeşlerim. K'yı da bulduk. P artı k, eksi 3 ile 0'ın toplamı da eksi 3 yaptı. Cevabı da işaretledim. Hadi geldik buna. X kare eksi 1 ile tam bölünecek. X kare eksi 1'i 0'a eşitledim. O halde x kare gördüğüm yere 1 yazıyorum arkadaşlarım hemen. 1 yazdığımda tam bölünecekse 0'a eşitlenmiş olması lazım. Yani tam bölünmesi demek kalan 0 demek. Hadi x kare gördüğümüz yere 1 yazalım. Şimdi x küp burası şöyledir. A çarpı x çarpı x kare. X kare yerine de 1 yazacağım. 1 yazınca a çarpı x kaldı bir tek. A x. Artı x kare yerine 1 yazdım. Bir tek b kaldı. Eksi 3x artı 5 eşittir 0 olacak. 0. Şimdi şu x'leri bir toparlayalım. Aynı parantezin içinde yazalım. A eksi 3 geliyor burada. Artı b artı 5 eşittir 0. 0 demek 0x artı 0 diye de yazılır arkadaşlar. Peki burada x'in katsayısı a eksi 3, burada 0. O halde a eksi 3 eşittir 0'dır. A eşittir 3. B artı 5 de 0'a eşit. O halde B eşittir eksi 5. AB ikilisi 3'e eksi 5. Yani cevap Ceyhan geldi Goberler. Son sorudayız. Bakalım bu ne diyor? Polinomuna tam bölündüğüne göre diyor arkadaşlarım. Hemen şu x kare eksi x eksi m'i 0'a eşitledim. Buradan x kare eşittir x artı m çıktı. Yani x kare gördüğüm yere
x artı m yazacağım ben arkadaşlarım. Yazalım. X kare var zaten. X artı m. Artı mx artı n. Tam bölündüğüne göre diyor, kalan 0 olacak dedim ben de. Hemen şu x'leri bir toparlıyorum. X parantezinde 1 artı m. Artı m artı n kaldı burada bir de. Eşittir 0. 0 da 0x artı 0 diye yazıldı. Demek ki x'in katsayısı da 0, sabit terim de 0. Yani 1 artı m eşittir 0. O halde m eşittir eksi 1. M artı n de 0. M eksi 1 ise bu da artı 1 olmalı. Demek ki m eşittir 1. Bize neyi soruyor? M bölü n. Eksi 1 bölü 1'i soruyor arkadaşlarım. Eksi 1 bölü 1, eksi 1 yapar. Cevabımız Bursa geldi. Çevirdik. Son köşe taşımıza bakıyoruz. 20. köşe taşımız bu videonun son köşe taşıdır. Hadi başlayalım. Polinomu x kare eksi 4 ile tam bölündüğüne göre m artı n toplamı kaçtır? Dostum, bunu şimdi bak. Buradaki sorumuzda yine şöyle yapabilirsin. X kare eksi 4'ü 0'a eşitlersin. X kare gördüğüm yere 4 yazacağım ben dersen kesinlikle doğru söylemiş olursun. Yap, 0'a eşitle, tam bölündüğü için 0'a eşitlersin. Sonucu çıkartırsın. Ama buradaki verilen şu ifadenin önceki köşe taşından farkı şu. Burası çarpanlarına ayrılıyor arkadaşlarım. Yani şöyle, x kare eksi 4, 2 kare farkından x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımıdır. Demek ki buna tam bölünüyorsa, yani çarpımlarına tam bölünüyorsa, buna da tam bölünür, buna da tam bölünür diyeceğim ben. E buna tam bölünüyor demek ne demek? Hemen bunu 0'a eşitledim, x yerine 2. Bunu 0'a eşitledim, eksi 2. Yani x yerine 2 de yazınca 0'a eşit oluyormuş, eksi 2 de yazınca tam bölündüğü için 0'a eşit olmuş. O zaman önce 2 yazalım. 2 yazınca 2'nin küpü 8, 5 ile çarptım 40. Eksi 2m artı 11 artı n eşittir 0 oluyormuş. Burayı bir düzenleyelim. 51 oluyor burası. 2m eksi n eşittir 51 oldu. Bu birinci denklem. Eksi 2 yazınca da tam bölünüyormuş. Eksi 2 yazalım. Eksi 2 yazarsam eksi 8, 5 ile çarpıldı. Eksi 40. Eksi 2 yazarsam artı 2m olur. Artı 11 artı n eşittir 0 oldu. Buradan da 2m artı n eşittir eksi 29, bu tarafa attım, 29 oldu. Hadi bunları bir alt alta toplayalım. 4m eşittir, n'ler gidiyor arkadaşlarım, 70, 80 oldu. M eşittir 20 geldi. M 20 ise şurası 40, n de eksi 11 olmalı ki eksi 11 50'ye ulaşsın, 51'e ulaşsın bunların toplamı. Yani m yerine 20 yazdım, n'i buldum diyelim. M artı N, 20 eksi 11, 9'a eşittir arkadaşlar dedik. Hadi geldik şu 2 numaraya. Bakın bu soruda da yine burayı 0'a eşitlerim. 0'a eşitlediğim zaman x kare 3x eksi 2 çıkar ve ben x kare gördüğüm yere 3x eksi 2 yazıp tam bölündüğüne göre bir de 0'a eşitlersem soruyu çözerim. Bir önceki köşe taşında olduğu gibi. Ama bunun bir avantajı var. Çarpanlarına ayrılan bir ifade burası. O yüzden bir önceki köşe taşı gibi yapmama gerek yok uzun uzun. Bunu bir çarpanlarına ayırıyorum. Eksi 2'ye eksi 1 diyorum. Yani x eşittir bir 2 çıkıyor, bir de 1 çıkıyor. X yerine bir 2 yazacağım arkadaşlarım. Bir de 1 yazacağım. İkisinde de 0 eşit olacak. Hadi önce 2 yazalım. 2 yazarsak burası ne oldu? 8. 8 kere 2, 16. Şöyle oluyor işte, 16. 2 yazmıştım, başında da eksi var. Eksi 2 çarpı şurası. Yani eksi 2a, eksi 2b, eksi a artı 4. Eşittir 0 oldu. Hadi düzenleyelim. 16, 4 daha 20 yapar.
Eksi 2a. Eksi a yaptı. Eksi 3a. Bu tarafa atalım onları. Artı 3a. Eksi 2b'yi de bu tarafa atalım. Artı 2b. İşte birinci denklem geldi bile arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi ikinci denklemi bulalım. Bir de ne yazacaktık? 1 yazacağız. 1 yazınca 1, 2 geliyor burası. 1 yazınca 2. Eksi 1 yazdım. Eksi 1, eksi a geliyor. Eksi b geliyor arkadaşlarım. Eksi a, eksi b. Bir de eksi a artı 4 var. Eşittir 0. Burayı düzenleyelim. 4, 2 daha 6. Eksi a, eksi a daha eksi 2 a. Bu tarafa attım 2 a. Eksi b'yi de bu tarafa attım. Artı b. Bana a'yı soruyor. O zaman ben b'leri yok edeyim. Yani şurayı eksi 2 ile çarpayım. Hadi şurada yapalım. Üsttekine hiç dokunmadım. 20 eşittir 3a artı 2b diye yazıyorum. Alttakine eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 12. Eksi 4a. Eksi 2b. Ve topladım bunları. Burası 8 geldi. Şurası eksi a geldi. Bunlar da gitti. Eksi a 8 ise a eşittir eksi 8'dir dedim. Adana'yı işaretledim. Hadi geldik buna Goberler. Bakın burada hazır çarpanlarına ayrılmış. İle bölümünden kalan budur diyor. Şimdi Px polinomunun bilmem ne ile bölümünden kalan bu, bilmem ne ile bölümünden kalan bu falan filan. Şimdi şöyle yazayım arkadaşlar ben bakın. Px polinomunu daha iyi anlayın diye böyle yazacağım. Şunun ile bölmüşüm ben. Yani x eksi 2 çarpı x artı 3 ile bölmüşüm. Bir bölüm çıkmış. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Qx diyorum. Artı kalanım da 3x eksi 5'miş. Şimdi diyor ki Px'in x eksi 2 ile bölümünden kalan a. E peki biz bunu nasıl matematik diline çeviriyorduk? İleyi 0'a eşitle 2. Burada yerine yaz. P'de 2 a imiş. Onu bir yazayım. P'de 2 eşittir a imiş arkadaşlarım. Diğer cümle x artı 3 ile bölümünden kalan b. X yerine ne yazacağım? Eksi 3. Eksi 3 yazınca da yani p'de eksi 3 olunca da kalan b'ymiş. Hadi şimdi önce 2 yazalım. X yerine 2 yazarsak p'de 2 yani a'yı buluyorum artık ben. 2 yazınca 2'den 2 çıktı 0. Şu çarpım olan kısmın hepsi 0 oldu mu arkadaşlar? 2 yazmıştım unutmayın. 3 kere 2 6. 6'dan 5 çıktı. 1 geldi a. Şimdi de ne yazıyorum? Eksi 3. P'de eksi 3. B'ye eşittir. B yazdım oraya. Peki eksi 3 yazınca şurası 0'dır. Komple bütün çarpım 0 oldu. Eksi 3 yazıyorum unutmayın. Eksi 9. Eksi 5 daha. Eksi 14 geldi. A artı B. Eksi 14. 1 daha. Eksi 13 çıktı Goberler. Evet geldik son soruya. Polinomu bilmem ne ile tam bölünüyormuş arkadaşlar. Hadi burasıyla da tam bölünür, burasıyla da tam bölünür diyelim. Yani 1 yazınca da 0'a eşittir, eksi 3 yazınca da tam bölündüğü için 0'a eşittir dostlarım. 1 yazalım ilk önce arkadaşlarım. 1 yazarsak burası 2 gelir. Eksi m gelir. Artı 1 artı n eksi 4 eşitmiş 0'a. Düzenleyelim bunu biz bir. 2, 1 daha 3. 3'ten 4 çıktı. Eksi 1. Burada da n eksi m var. Eşittir. Eksi 1'i bu tarafa attım. Artı 1'e. N eksi m eşittir 1. Doğru. Şimdi bir de eksi 3 yazalım. Eksi 3'ün karesi 9. 2 ile çarptım. 18 oldu. Eksi 3 yazarsam artı 3m gelir. Dikkatli olun. Eksi burada da var çünkü. Eksi 3 artı n eksi 4 eşittir 0 oldu. Hadi bunu da bir toparlayalım. 3m artı n geliyor burada. 3m artı n eşittir. 18, 3 çıktı. 15, 4 daha çıktı. 11. 11'i de bu tarafa attım. Eksi 11. Şimdi m çarpı n'i soruyor. Biz ikisini de bulalım. Önce n'leri yok edelim isterseniz. Şu üst tarafı eksi ile çarpayım ben. Şöyle oluyor arkadaşlarım yeni halleri. Eksi n artı m eşittir eksi 1. Burası da 3m artı n eşittir eksi 11.
Topluyorum alt alta. N'ler gitti. 4M eşittir eksi 12. M eşittir eksi 3 bulundu. Şimdi M eksi 3 ise şurada N eksi M eşittir 1'di ya. Eksi 3 yazalım. N artı 3'e döner eşittir 1. N eşittir eksi 2 gelir. Bize de ikisinin çarpımı eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımı 6 geldi dostlar. Evet, 20. köşe taşımızı da gömdük. Evet arkadaşlarım, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle dilim. Kolay gelsin. Hadi kendinize iyi bakın gobeller.